Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ashabtan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah'ım ondan razı olsun. Hazreti Peygamber'in ashabı içinde Ebu Malik diye birisi vardı. Bu zat Şam ile Medine arasında tüccarlık yapardı. Kendisi Allah-u Teala'ya tefekkür ederek bir kafileye katılmaz, yalnız gidip gelirdi. Bir defasında Şam'dan Medine'ye doğru gelirken önüne at üzerinde bir hırsız çıktı. "Dur, dur!" diye bağırdı. Tüccar durdu ve hırsıza, "İşte malım, al senin olsun, beni bırak!" dedi. Hırsız, "Ben malı istemiyorum, seni öldürmek istiyorum," dedi. Tüccar, "Beni öldürüp eline ne geçecek? İşte malım, senin işine yarar, al da beni bırak," der. Hırsız aynı sözleri tekrar etti, onu öldüreceğini söyledi. Tüccar, "Öyleyse bana biraz müsaade et de bir abdest alıp da namaz kılayım. Yüce Rabbime dua edeyim," dedi. Hırsız istediğini yap dedi. Ebu Malik abdest aldı, sonra namaz kıldı. Namazdan sonra ellerini açtı ve şöyle dua etti. "Ey yüce dost, ey yüce arşın sahibi, ey yoktan var eden, var ettiğini yok eden Rabbim, ey her şeyi istediğini yapan Allah'ım, arşın her yanını dolduran zatının nuru hürmetine, bütün mahlukata hükmettiğin kudretinin azametine, her şeyi kuşatan rahmetinin bereketine senden istiyorum Rabbim. Senden başka ilah yoktur. Ey çaresizlerin yardımına yetişen Allah'ım, bana yardım et." Evet, bu duayı 3 kez tekrarladı, 3 kez. Duasını bitirir bitirmez, boz renkli, yeşil elbiseli bir atlı belirdi. Elinde nurdan bir mızrak vardı. Hırsız kendisine yaklaşınca, atlı ona hücum edip, mızrağı öyle bir vurdu ki, hırsız atından yuvarlandı. Sonra tüccara dönerek, "Kalk onu öldür," dedi. Tüccar, "Sen kimsin?" dedi. "Ben bu zamana kadar hiç kimseyi öldürmedim. Onu öldürmek hoşuma gitmez," dedi. O zaman atlı gidip hırsızı öldürdü. Sonra tüccarın yanına geldi ve ona şöyle dedi. "Ben 3. kat gökte bulunan bir meleğim. Sen ilk dua ettiğin zaman göğün kapılarının gıcırdayıp ses verdiğini işittik ve yeni bir olay oluyor dedik. Sen 2. kez dua yapınca göğün kapıları açıldı. Sonra 3. kez dua edince Cebrail gelerek, şu anda darda kalmış kula kim yardım eder dedi. Ben yüce Allah'tan o hırsızı öldürme işini bana vermesini istedim. İzin verildi ve sana yardıma geldim dedi. Ey Allah'ın kulu, şunu bil, kim başına gelen her türlü sıkıntı ve musibette senin yaptığın dua ile dua yaparsa, Allah-u Teala onun sıkıntısını giderir, kendisine yardım eder. Bu tüccar sağ salim Medine'ye döndü, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Başından geçenleri ve yaptığı duayı kendisine anlattı ve Peygamber Efendimiz ona, "Allah-u Teala sana kendisiyle dua edinince kabul ettiği bir şey istenirse verdiği güzel isimlerini öğretmiş," buyurdu. Allahu Ekber. Mevlam inşallah hisseler alabilmeyi ve samimiyet ile, tam bir teslimiyet ile kendisine yönelebilmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
kestimi durdum divana. Ya Rabbim yüreğim ram oldu sana. Senden gelen her dert ödümdür bana. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Senden gelen her dert ödümdür bana. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Sana secde eder, seni anarım. Ben günahlarıma ağlar yanarım. Rahmetinle can vuracağımlar. Huzurum seninle olduğum anlar. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Huzurum seninle olduğum anlar. Islandı seccadem yaşlarımla. Sana secde eder, seni anarım. Ben günahlarıma ağlar yanarım. Sen beni affeyle, çok günahkarım. Islandı seccadem Rabbi, sen varken kime gideyim? Göster cennetini, seyran edeyim. Sana kulluk etmek bütün dileğim. Islandı seccadem, ıslandı seccadem gözyaşlarımla. Sana secde ederim.